Küçükken istekli sektörlü kariyerlerine basamakları tırmanmaya devam ediyor. Futbolculuk kariyerimde istediğimi alamadığım ayağımı kaydırdılar. Özellikle sen Ancelotti. Evet, sen ayağımı kaydırdın. Ardından futbolu bıraktım. İstanbulspor'dan teklif geldi. İstanbulspor'un başına geçtim. Kötü bir sezon başlangıcı yaptık. İlk sezonu 19. bitirdik ama sonrasında yenilendik, toparlandık, kendimize geldik, ikinci olduk. Ve bu sezona fırtına gibi başladık. Şampiyonlar Ligi'nde Marsilya'dan bir tokat yedik. O yüzden Şampiyonlar Ligi'ne kalamadık ama Avrupa Ligi'ne kaldık. Avrupa Ligi'nde fırtına gibi başlangıç yaptık. Devre arasına geldik ve yeni transferleri takıma enjekte ettik. Puan tablosunda 14 maçın ardından ikinci sıradayız. Fenerbahçe aramızda 1 puan fark var. Kasımpaşa, Beşiktaş, Antep herkes arkamızda lan. Şu kadronun şahaneliğine, şu kadronun güzelliğine bakın. Sağ bekte Voltri var. Savunmada Ali Marquez ikilisi var. Kaleye Alves geldi. Yeni yetenek, genç. Overall'ı gelişmeye müsait. Sol bekte yeni transferim Gutierrez var. Paşato'yu yedeğe çektim. Paşato'yu kusura bakma. Ama hızlı, dinamik, daha böyle atik bir adam lazım oraya. Orta sahada Çehli, Agudelo ikisi var. Yani inanılmaz bir ikili oldular. 78 overall'lar orada yakıp yıkıyorlar. Yeni ofansif orta saham Kaçmarek Büyük Akpan'ın yerine geldi. Küçük Akpan biraz trip atsa bile abi. Büyük Akpan performansı çok düştü ya, ne yapayım. Sağ açığımda Anvar, Güney Koreli genç oyuncu. Çok memnun muyum? Değilim ama hala da müthiş bir potansiyel vaat ettiğini biliyorum. 17 yaşta 76 overall ne demek oğlum? Ama sağ içinde overall'ı gösteremiyor. Sol açıkta Abru var. Takımın en büyük iki yıldızından bir tanesi. Forvet'te de Küçük Akpan. Hedef ligde şampiyonluk, ilk kez şampiyonluğumuzu almış olacağız. Avrupa'da da kupa. Bu videomuzda bizlere İtopya eşlik ediyor. İlerleyen dakikalarda 7. yaş özel doğum günü fırsatlarından ve özel kasadan da bahsedeceğiz. Ligde Trabzonspor maçımız var. Açtım ortanın içeye. Marquez seversin onları, olmadı. Seken top. Abru sen de o. Abru çok sakinsin, çok soğukkanlısın. Bir de tekniksin biliyor musun? Çeye çok güzel çıkardın içeye. Müthiş pastan Kaçmarek. Çok iyi. Müthiş Akbar. Dedim oğlum sana, bak abine ihtiyacın yok oğlum. Sen bir bireysin lan. Haydi kontratak. Abru yürüdüm. Abru yürüdüm. Müthiş pas. Kaçmarek yürü. Kaçmarek yürü. Kaliteni göster oğlum. Kaçmarek. Yeni transferimin kaliteni göster oğlum. Kaçmarek müthiş yürüdü. Küçük Akbar'ın orada faal yaptınız. Görmedim zannetmeyin. Gördüm. Kaçmarek yıkılmadı. Kaçmarek kasların var. Kaçmarek neler yapıyorsun? Kaçmarek çok iyisin. Kaçmarek girdin içeri. Kaçmarek çok güzel çıkardın. Abru bitir bunu. Abru. Kaçmarek'ten bir şov geldi. İşte seni bunun için aldım koçum. Kas desen var. Yıkılmama desen var. Kaçmarek'te böyle Türk adisi gibi ismi var ha. Kaçmarek. İçerisi sıkı durdu. İçerisi sıkı durdu. Çok güzel. Çok güzel. Kapattık. Yedekleri de oyuna almak istedikten sonra Paşatoy falan oyuna girecek ki abi, top performans gösterecek herif ya. Sıcak kalması lazım. Belli olmaz çünkü. Haydi oğlum, sıkı savunma, sıkı savunma. Bravo, çok güzel. Patates bir gol yedi. Yedekleri oyunu alır almaz gol yemem de şahane. Paşatoy kovalı onu, kovalı onu, kovalı onu diyeceğim de adam sana dalga geçer gibi yaptı ya. Karşıda Poli. Poli bu arada yeni yedek stoperlerinden bir tanesi, genç çocuk. Gelişmesini istiyorum, o yüzden oyunu aldım ama Marquez yönlendir içeriği Marquez. Ali yokken yönlendir içeriği. Kapattım. Marquez sana yönle... Oğlum yönlendir dedim. Adamın al aşağı at dedim. Adamı yönlendirmeyeceksin lan. Kendin takımı yönlendireceksin. Alves, o sana kim öğretti o taktiği? Ha, yedek kaleciydim. O herif öğretti sana o taktiği? O salak hareket sana o herif Gullion öğretti değil mi sana? Şahane başladık zannettim. Ne oldu? Kötü oldu. Ya savunma aşırı canımı sıkıyor. Benim savunmaya bir şey yapmam lazım abi. Şöyle bir devrimsel değişikliğe gittim. Orta sahaya Gutierrez'i çektim. Çehle Gutierrez beraber oynayacak. Neden? Çünkü orta sahada Agudelo vardı ya normalde. Agudelo'yu stopere çekeceğim abi. Çünkü Agudelo gerçekten çok iyi bir topçu. Ayağı temiz, fiziksel mücadelesi yüksek falan. Savunmayı belki o toplar. Çünkü Marquez'de Ali olmuyor ulan. Tabii Gutierrez'i orta sahaya çekince, Gutierrez çünkü hızlı bir oyuncu. Yani topla seri çıkabilecek bir oyuncu. O zaman sol beke Hardy'yi tabii Paşato'yu çekmem lazım yani. Takımın iyice içinden geçtim yani. Ama ne yapayım? Avrupa Ligi'nde şu anda Ren'in 2 puan önündeyiz. 3 maçımızı yaptık. 3 maçımız kaldı. Hedefimiz şampiyon çıkmak. Buradan ki eşleşmede kolaylık olsun. Ren, yani en önemli rakibimiz Ren'i yenmek lazım deplasmanda. Haydi beyler, yeni düzen, yeni tertip. Korkmayın. Savunma sıkı. Tamam mı? Agudelo, sana güveniyorum. Orada toparlayacaksın abi. Ya bu kararım çok sorgulanacak biliyorum. Ali'yi niye çıkarttın diye, ama olmuyor abi. Orada savunmada bir açık var. Kaleci değiştiriyorum, olmuyor. Savunmayı değiştirmem lazım. Marquez kapattın. Agudelo içeriği tuttun. Marquez sen de o Marquez. Bak adam iki hareket yapıyor. Sen... Ya abicim, daha taktik oturmadan gol yedik. Çok canım sıkıldı ya. Ben kendimi taktik daha sanıyordum. Taktik patates oldum lan. Hemen gol yemeseydik bari. Gutierrez. Verdim pasını. Kaçmarek bitir onu. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamam, biz de hemen cevap verdik. Bravo. Abru yürüdün. Abru önüne açık verdin pasını. Kaçmarek şutun var mı? Kaleciyi çıkardı. Ne kaleciler var be. Abru bastın orada. Abru nefissin. Abru top kapman bile var lan. Küçük Akpan yürü. Kaçmarek en arkadan gir. En arkadan Abru çıkar. Çok güzel. Küçük Akpan sana yakıştı mı lan o şut? Kontra yemeyelim. Dikkat arkadaşlar, dikkat. Bakın arkadaşlar diye kibar konuşuyorum. Dikkat, savunma şu an dağıldı. Yok şu an savunma yani. Bak Marquez gene boşa çıkarıyorsun yani. Agudelo gir araya. Agudelo gir. Kale ne yapıyor? Oğlum bunu Gullion da böyle yiyor zaten. Ben seni bunu ye diye mi aldım? Ulan kaleciye dünya kadar para mı verseydim? Cimrilik mi yapıyorum kaleci konusunda acaba ya? Abru güzel kontra. Küçük Akpan'ın önüne geçsin o pas. Ve Paşatoy çok iyi yerinde araya. Bravo Paşatoy, bravo. Bravo Abru, yürüdüm. Pasın güzel. Kaçmarek çok güzel. Paşatoy. Bir daha bastın aldın. Aferin Paşatoy. Tamam, kızmayacağım sana. Abru çok güzel pas. Küçük Akpan. Sağa dön. An orada bomboş. Nefis verdin abi. Walter yürüdün. Walter bindir.
Merkeze dön, merkeze dön. Guterres'e aldın. Çok güzel pas. Kancı Melek. Harika verdin. Abur bitirirsin. Abur bitirirsin. Abur bitirdin. Aferin oğlum. Aferin. Ne gollü maç oldu be. Guterres çok güzel. Kancı Melek girdin araya. Aldın. Gene fiziğini kullandı. Senin fiziğine kurban. Senin pasına sokayım ya. Fiziğine kurban dedikten sonra. Berbat bir pas verilir mi lan? Yakala onu Marquez. Yakala onu Marquez. Herif yani öyle bir mesafe açtı ki seninle. Bak bir de durdu çekti topu pasını verdi. Bir de ta geri oynadı. Oyun kuruyorlar. Oha pasın güzelliğine bak lan. Buna yani kızacak hiçbir şey yok. Herifler hayvan gibi güzel paslaştı. Guterres güzel çıktı. Bak an sağdan kaç. Oyunu genişlet daralt içeri kaç. Bir şey yap oğlum ya. Aynı doğrulukta koşup durma. Guterres bir daha aldın. Guterres bir daha aldın. İndin çizgiye. Güzel tamam bas çizgiye abi. Bas çizgiye. İyi çekeceğim peki. Kacmelek gene aldın. Topu aldın orada oradan. Bravo Kacmelek. Çok güzel pas. Küçük akman. Küçük akman. Şut bu. Küçük akman şutu budur. 3-3. Kacmelek tam istediğimi yapıyor orada. O fiziğiyle abi yıkılmıyor. Kolay top kaybetmiyor. İniyor çizgiye pasını çıkarıyor. Bunu istiyorum oradaki oyuncudan zaten ya. Anı yürü. Önünde boşluk var abi. Önünde boşluk var. Zorlama birebir de herifi. O herifin kafası karıştı vallahi. Yufferin lan. Aferin lan oğlum. Yürü. Küçük akman. Kaçtın boşa. Ver oğlum artık akmanı. Ya versene küçük akbana bu oğlum. Tamam vermedin sıkıntı yok. Guterres. Guterres beklediğinden iyi oynuyorsun bu arada Guterres. Aferin. Çe. Çok güzel açtınız oyunu. Paşatoy. Bas çizgiye Paşatoy. Peki içeri... O ne lan? Ya şimdi ben ne yapayım abi? O ne ya? Sen niye öyle bir hareket yapıyorsun abi? Sen niye kendini ispatlamaya çalışıyorsun ya? Sen oyununu oyna. Aman dikkat. Marquez karşıla. Karşıla. Sakin bak basma. Müdahale yapma. Kimseyi de yönlendirme abi. Ne olur penaltı yapma. Paşatoy. Aferin Paşatoy. Bu işi senden istedim. Abru kaptın. Abru yürü. Abru yürü, Abru yürü. Bak bak en sevdiğim pozisyonlar Abru yürü. Vallahi seni yakalayamazlar Abru. Vallahi seni yakalayamazlar. Koş oğlum. Koş Abru. Ulan sen ne atlet bir adamsın. Ulan sen var ya sen nerede aldın topu koşuyorsun. Gerrit Bale misin lan sen? Prime Gerrit Bale misin lan sen? Prime Gerrit Bale misin lan? Hayır Prime Gerrit Bale sen olabilir anca. Kapattık içeriye. Çok güzel Agudel. Agudel yanından yürüyerek geçti herif. Agudel sana güvenerek atar ya. Paşatoy harikasın. Paşatoy gene harikasın. Agudel sakin. Agudel oğlum ayağın iyi dedim sana. Ayağın temiz dedim. Al işte. Sana ayağı temizleyen dilime tüküreyim ya. Savunmaya çektik. Herifin şirazesi kaydı. Bak gene eksik yakalandı. Bak gene eksik yakalandı. Girdin orada. Marquez. Harikasın Marquez. Sakin. Sakin. Marquez. Marquez. Marquez Bey ne yapıyorsunuz? Bak gene bomboş kaldı. Abi ne yapıyorsun? Niye savunmadan bu kadar kötü çıkıyorsunuz ya? Ali. Ali neredesin? Ali. Kacmerek aldın Kacmerek. Çok güzel pas. Guterres bitti. Guterres. Döndük 5-5. Haydi beyler daha 6 dakika var. Ne biçim maç lan bu? Son dakika an. Bak gene aynı hareketleri yapıp duruyorsun. Gerçi herifler de yiyor bir şey diyemiyorum yani. An sakin. Çok güzel yere çıkarttın Walter. Walter yürü eksik kaldılar Walter. Walter pasını verdin. Akpan. Akpan vur orada Akpan. Akpan çok yavaş kaldın Akpan ya. Yemeğin de aman abi. Hocam bitir bravo hoca. Bravo. 2-2 kaldık. Yani tam yerinde bitirdi. Ren maçında Guterres'den hiç memnun değilim. Yani gene savunma patatesi ama Guterres'den memnundum. O yüzden deneyeceğim. Belki Guterres'in alışması gerekiyordu. Sonuçta herif orta saha oynamış hep yani. Savunmaya çekince bir afallar. Neyse Kasımpaşa maçında abi gol yemeden bir galibiyet alabildik yani. Guterres'in performansından da savunmanın performansından da bu maçta memnundum. Ana Fener puan kaybetmiş lan. Ay süper. Üstelik Fenerbahçe maçımız var ha. Of şahane fırsat vallahi. Farkı açabiliriz. Şampiyonluğun belki de en önemli kırılma maçlarından bir tanesi. Sakin oynuyoruz. Ne oynadığımızı bilerek oynuyoruz. Önemli soru. Bak Abru ne yapıyor? Oha lan herif geçti vallahi helal olsun abi lan sana. Sana helal olsun lan abi. Çıkar. Çok güzel pas. Kacmerek. Kacmerek çok yumuşak şut. Çe sakin abi. Paşatoy. Gene ilk 11'e geldim Paşatoy oğlum. Ona göre oyna kendine güvenli oyna. Sakin oyna Abru. Abru çok güzel Abru. Senin top tekniğine bayılıyor. Of pasın güzelliğine bak lan. Pasın güzelliğine bak lan. Gelişine bu kadar kötü bir şut. Ya oğlum sen nasıl 76 overall'lısın lan? Lan beni dolandırıyor musunuz lan siz menajerinizle beraber? 76 overall'lık şut mu olur böyle? Guterres. Sağdan kaçan var. Olsun merkezde güzel. Küçük akman. Of pasın güzelliğine bak. Abru. Abru işte bu adamın dibi. Çe. Sol tarafı aç abi. Sol tarafı aç. Çok güzel. Paşatoy. Bir daha güzel paslaştınız. Küçük akman. Offside olmasın. Offside olmasın. Offside yok. Abru girdin. Abru girdin. Abru. O açıdan yan çatalı nasıl bulabiliyorsun oğlum sen? Harbiden dünya yıldızı olacaksın lan. Walter baktın abi bak Guterres istiyor. Çok güzel boşalttın kendini Guterres. Senin bu özelliğini seviyorum oğlum. Girdin içeri Guterres. Çok güzel girdin içeri. Guterres pasını nefis yere çıkardı. Abra 3 yaptı. Açı maçı dinlemiyor bu çocuk. Yemin ediyorum bozdu tüm açıları. Geometriyi baştan yaptı herif ya. Lan ne oluyor oğlum? Ben ya bu maç çok zorlanacağız derken bir anda böyle estik gülledik. Hakikaten yani hiç Fenerbahçe karşımızda şu an varlık gösteremiyor. Abra her girdiği pozisyonu bitiriyor ya. Walter aferin lan çok güzel topu tuttun. Kacı Melek harika paslaşıyoruz ya. Ulan paslaşmanın güzelliğine bak ya. An çizgiye girdi. Küçük Akman 4 oldu. Neler oluyor lan? Tabii fark açıldıkça İsmail Hoca'ya manalı bakmaya başladım. Çünkü ilk sezonunda İsmail Hoca beni kadro dışı bırakıp satmıştı. Hocam dedim o futbolcu büyüdü. Bir takım yönetiyor. Ve o takım şu anda size 4 atıyor. Farkında mısınız hocam? Oralı olmadı ama yani. Duymamazlıktan geldi herhalde. Oha Abru'ya hemen teklif gelmiş lan. Everton 82 milyon 700 bin veriyor. Ne diyorsun abi sen? 82 milyon mu teklif ediyorsun lan? Bu herif yemin ediyorum her şeyden hızlı yükseliyor. Şu an dünyanın en hızlı yükselen değeri olabilir bu adam. 18 yaşında sağ, sol, orta
hatta her yerde oynar. Portekizli bir de yani. 7 numarayı da verdim. Yani boşuna vermedi 7 numarayı. PR olsun diye verdim ama reddet. Seni 82'ye satsam ne yapacağım oğlum parayla yani. Senin gibi bir oyuncu parayla bulunmaz. Hah, Kajmer'in mevki değiştirme zamanı gelmiş abi. Bak mevkisini değişince 80 oldu bu herifin ya. Artık resmi bir ofansif orta saha kendisi. Normalde mevkisi bekti aslında. Ben onu ofansif orta sahaya devşirdim. O da okey hocam. Ben dedi okeyim devşirilmeye. Akpan oynatılmamaktan rahatsız mı? Ana basına konuşmuş lan herif benden izinsiz. Abi herif kimse demiş ki küçük enesi bana taktı. Benim başarılı olmam kıskanıyor. Takım benden sonra iyi oynayamadı lan. Gevşek gevşek konuşmuş. Oğlum yedeği alınmak bu kadar koyar mı lan bir insana? Sanki Manchester United'dan getirdik, Barcelona'dan getirdik lan. Lan seni kim tanıyordu benden önce? Yürü lan kadronun dışındasın bundan sonra. Seni yedeğe de almıyorum. Hadi bakalım. Madem böyle kardeşim, seni güzelce bir transfer listesine ekleyelim. Kendine iyi bak. Bundan sonra yeni kulübünde başarılar diliyorum sana. Ve Büyük Akman'ın kadro dışı kalması Küçük Akman'ı bayağı bir rahatsız etti de takımın moralini bozsa da abi oynamaya devam ettiler. Ne yapacaklar yani? Yatıp alacak halleri yok. Teknik direktörleri Küçük Enis bir karar vermiş. Uygulayacak onlar da. Ligde düşen moralimiz çok etkilemedi performansımızı. Yani rakiplerimiz o kadar kuvvetli değil ama Avrupa'da içimizden geçtiler. Alkmaar bize yarım saatte 3 attı ya. Lan Büyük Akman'ın kadro dışı bıraktık diye takım olarak bu kadar çökmenin ne anlamı var lan? O sırada Suzuki Liverpool'dan teklif geldi. Çocuğu en sonunda sattım yani. Bu kadar reddettim ama dedim oğlum Liverpool'dan teklif geldi. Hocam dedi ben gideyim git dedim oğlum ya. Senin kariyerin içine daha iyi olur yani. Burada çünkü ilk 11 oyuncusu hiçbir zaman olamayacaksın. Belki Liverpool'da başka bir dokunuş yaparlar sana da bir şey olursun yani. Böylece ilk gencim, ilk göz ağrım, ilk keşfettiğim adam olarak sayabileceğim Suzuki bize veda etmiş oldu. Schröder denilen densiz herifi de kadro dışı bıraktım. Çünkü aldım herifi forvete dedim belki adam olur 73 overall'ı var bir şeyler yapar diye bok gibi oynadı. Büyük Akman'a transfer teklifi geldi. AZ Alkmaar'dan heriflere bak. Hem bize 3 haklılar hem oyuncumuzu alıyor. Oh ne güzel. Büyük Akman'ı sattı. Paşasoy'da transfer teklifi geldi. Paşasoy dedim gitmek istiyor musun oğlum? Hocam dedi ben gideyim. Ben ilk 11 oynar mıyım oynamaz mıyım belli değil. İyi dedim lan sen de git. Zaten takım olarak kimyamızın içine edildi. İyi ki Büyük Akman konuştu yani. Herkesin morali aşırı bozuldu. Ne alakası var ben anlamıyorum ki. Onu da sattım. Böylece ilk göz ağrılarımın hepsi gitmiş oldu lan. Ancak bu gelen parayla artık benim gerçekten olmuş adam almam lazım abi. Öyle hani gençmiş, beleşmiş bir şey değil. Bon servisini vereceğim, alacağım kadroya koyacağım. Şu an en kritik iki pozisyonum bir kaleci, iki forvet. Çünkü yani forvette şu an Küçük Akman'ın yerine alternatif olabilecek kimse yok. Oraya kesinlikle kaliteli bir ayak almam lazım. Kaleci de Alves de olmuyor oğlum. Genç çocuk, ben çocuk götürmüyor kaleyi yani. Sonra gerekirse sağ bek, sol bek, kanat manat ne varsa bir iki tane de alternatif alırım ben. Büyük Akman lan senle pek çok şey yaşadık oğlum. Kendine iyi bak. Bir de arkamdan konuşma. Gittiğin yerde dikkatli ol. Tabi bu kadar ayrılık üzerine kaptan elde boş durmadı. Takımın bu hali hoşuma gitmiyor dedi. Yanlış yapıyorsun. Herkesi satıyorsun dedi. Oğlum gitmek istiyorlar dedim. Senin yüzünden dedi. Ulan hepiniz nankörsünüz dedim lan. Ben olmasam süründürdünüz lan siz. Çok egolusun. Zehir ediyorsun hayatımıza dedi. Sattım onu da yani. Yürü lan dedim. Sen de git o zaman. Konuştuğun kadar savunma yapsan bunlar zaten başımıza gelmezdi. Şimdi yeni adam alma zamanı. Giovanni işte bir herif buldum. İlk 11 olsun diye değil de alternatif olsun diye. Sonuçta Abru'yu dinlendirmek gerekecek. Anı dinlendirmek gerekecek. Böyle bir alternatifimiz olsun. Bir de sol bekte Paşatoy'un yerine oynasın diye McConnell diye bir herif aldım. O da iyi gözüküyor yani. Bakalım nasıl performans gösterecek. Yeni transferler yeni kan, yeni heyecan getirir derken Antalya hemen tıklattı ya. Çok kötü oynuyoruz lan. Lan bir Büyük Akman konuştu diye nasıl bu hale geldik lan biz? İlk yarışmadan önce Antalya'dan 3 gol yedik. 3 gol. Hem hücum performansımız düştü hem savunmamızın patatesliği devam etti. Acilen bir müdahale lazım. İlk konu kaleci olayını ayarlamak. Şimdi Benfica'nın kalecisiyle konuşuyorum. Benfica'nın kalecisi bayağı bonservis diyor yani. 25 milyonluk bir bonservis var abi herifin. Hiç de fena gözükmüyor herif yani. 80 overall'ı vardır diye hissediyorum. Bunu 15'e bağlarız be hocam. Neyse ki 15 milyonluk bonservisini bağlayabildik. Haftalık maaş olsun da anlaştık. Ve Valerio Ferrari ismin güzelliğine bak. Yeni kalecimiz. Hoş geldin Valerio Ferrari. Bugüne kadar aldığım en pahalı kalecisin. 78 mi lan senin overall'ın? Tüh ulan 80 sanmıştım. Neyse 78 en azından kalecisin yani. Gerçek kalecisin. Diğerleri gibi göstermelik değilsin. Merhaba Enis. Crystal Palace kulübünün 36 milyon 700 bin euro serbest kalma bedelini ödemeyi kabul ettiğini ve Simon Akpan ile görüşmelere başladığını... Ne? Simon Akpan? Küçük Akpan? Gidiyor musun lan Küçük Akpan? Ya Küçük Akpan'ı ilk aldığımızda bir serbest kalma bedeli koymuştuk. Bu kadar yıldız olacağını düşünmemiştik ama her zaman biz şey diyorduk hocam serbest kalma bedelinin bir önemi yok. İstediğiniz kadar kalırım ben burada diye ben onu bağlamıştım ama Büyük Akpan'ı kovunca böyle mi oldu lan? Oğlum tamam mutsuzsun bilmem nesin okey anlıyorum da gitmek mi istiyorsun gerçekten ya? Evet. Evet mi? Evet. Nasıl evet lan? Ana! Küçük Akpan da gitti. Oğlum Büyük Akpan Küçük Akpan efsanesi bitti mi şimdi yani? Lan takım dağılıyor. Ne kadar ikna etmeye çalışsam çalışayım abi Küçük Akpan'ı ikna etmekte başarılı olamadım ve Crystal Palace'ın teklifini kabul etti. Evet kasamıza 36 milyon euro girdi. Yönetim çok mutlu ama yıldız oyuncum gitti lan. Şimdi benim forvet değil forvetler almam lazım ki açığı da olsun herifin. Utsin Bahrami bana çok önerilen bir forvetti bu yani acil forvet lazım çünkü. Ama bonservisi çok pahalı abi 25 milyon euro istiyorlar ya. Yapacak bir şey yok vereceğiz şu an elimizdeki en iyi oyuncu aynı alternatif oyuncu bu gözüküyor yani. Hoş geldin Utsin Bahrami. Overall'ın kaç lan? Oğlum bana bak bana acil forvet lazım diye hemen seni aldım. Allah aşkına 80 overall aslanım benim hoş geldin takımıma. 79'a düştü ne oldu lan bir anda? Adam gelir gelmez overall'ı düştü. Şimdi Utsin Bahrami bizim ana forvetimiz olacak. Küçük Akpan kadar etkili olur mu emin değilim çünkü Küçük Akpan çok özel bir topçuydu gerçekten.
bu işler overall değil yani. Bunu hep söylüyorum. Hocam ben de gitmek istiyorum. Lan oğlum dur lan. Lan oğlum bir şey anlatıyorum. Bir saniye nereye gidiyorsun ya? Aa resmen takım dağıldı lan. Güney Kolisi açayım Chunsun. Lan Torino'dan gelen teklifi kabul et hocam. Ben giderim çok mutsuzum falan demeye başladı. Lan tamam git lan. Sen de git lan. Biz oğlum İstanbul Spor sıfırdan inşa ettik. Siz gidin bir daha yeni adamlar buluruz. Bir daha inşa ederiz. Bana bir forvet daha lazım abi. Sağ açık koyarım, sol açık koyarım fark etmez. Hücum hattı komple dağıldı abi. Bana bir adam daha lazım yani. Hem ikinci forvet oynayabilecek, hem sağ açık hem sol açık hem forvet oynayabilecek bir adam. En çok gözüme çarpan isim şu Zain Al-Kahtani. İranlı forvet 24 yaşında. Yetenekleri iyi gözüküyor. Hızı iyi, şutu iyi, pası iyi, driplingi var. Ama bonservisi çok fazla lan. Gene de aldım abi. Mallorca'dan aldım herifi. 55 milyon 300 bin euro bonservis verdim lan. Hayatımın en pahalı transferi oldu Zain. Dünya kadar para kazandık artık harcamamız lazım. Çünkü bu yatırım yapıp gençlere böyle oynayabileceğim bir dönemde değilim. Ben direkt başarı istiyorum. 10 numaralı formayı da sana veriyorum kardeşim. Hadi bakalım. Küçük Akban gitti. Bundan sonra 10 numaralı forma serindir ama seni ben nerede oynatayım şimdi onu bilemedim. Hatayspor maçında şöyle bir şey deneyeceğiz abi şu anda. Zain yani Al-Kahtani en sağ açıkta oynayacak. Jovanovic almıştım. Onu ofansif orta saha oynatacağım. Bayrami forvet olacak. Aburu sol açık olacak. Kajbek Guterres ofansif orta sahalar. Ofansif diyorum ya. Orta sahalara kafa kalmadı ki. Bu arada Ali satınca Marquez de isyan çıkardı. Kadro dışı bıraktım. Özür dileyecek. Öyle gelecek abi tekrardan. O yüzden savunma hattımda genç bebe Poli var. Acilen stoper adam almam lazım. Herkesi sattım. Allah'ım delireceğim. Çok sinirlendim ya. Sezon ortasında bu kadar değişiklik olur mu kardeşim ya? Ya şu anda takımın en tecrübeli ismi Walter ile Guterres olabilir yani. Ya da Agudelo. Aa Abru var lan. Abru'yu unuttum. Abru genç yetenek. Şu anda takımın en böyle aslında eski toprağı o. Arkadaşlar Allah aşkına bu kadro ne yapacaksınız? Çok merak ediyorum. Ama şampiyonluk yarışında ipler bizdeydi. Ne olur o ipleri bırakmayalım lan. Ne olur lan. Poli karşıla Poli. Al-Kahtani. Çok güzel girdi Al-Kahtani. Çektim verdim. Bayram. Şutla lan öyle. Kacmerek kestin içeri. Kafa vuruşu güzel çizgiden çıkarttı lan. Aa buraya bak kafa golü de atacaktı artık. Kacmerek. Kacmerek çok güzel. McConnell. İn çizgiye. Bas çizgiye in çizgiye. Bas çizgiye in çizgiye McConnell. Orta açtın güzel. Bayrami. Lan Bayrami. Oğlum insan ilk maçında böyle bir gol atabilir mi lan? Beklentim tavana çıktı şu anda. Bu ne lan? Oha lan herif röveşata attı. Ben hayatımda ilk defa röveşata golü gördüm takımında. Arkadaş biz ne aldık acaba lan? Fırtına gibi bir şey mi aldık? Ne oldu? Guterres bak kaçıyorlar. Soldan iki kişi kaçıyor. Bayrami'ye verdim. Bayrami. Çekip vursan oğlum biraz hüner göster orada. Guterres karşıladın. Çok güzel. Poli sen karşıla Poli. Poli nasıl bir savunma yapmak bu? Agudelo nerede savunuyor? Serif'in golün güzelliğine bak lan. Al-Kahtani. Al-Kahtani. Sakin. Sakin. Çok süratli değilsin. Onu anladım ben. Ama en azından tekniğin iyi. O tekniğini kullan. Al-Kahtani iyi hızlanıyorsun ama. Güzel hızlanıyorsun. Pas çok güzel. Çok iyi çıkarttı ya. Ya şöyle bir kalecim benim de çıkartsın şu topları ya. Herifin kalecisi ne güzel top çıkarttı be. Abru yürü. Abru yürü. Bayram hareketten. Bayram çok yavaşsın oğlum ya. Bir röveçte golü attın. Aklımızı aldın ama yani. Oyunun geri kalan kısmında hiç yoksun lan. Aman Kofi. Dikkat. Agudelo onu sıkıştır orada. Onu sıkıştır orada. Bak arkadan koşu var. Bak merkez yaya geliyor herif. Yaya geliyor. Dikkat et. Bak adama söylüyorum. Yaya geliyor diyorum. Bak adam yaya doğru geliyor. Kale sen de tamam çatala git top ama yani bir şey yap lan. 15 milyon euro verdim ben senin bonservisine be. Dikkat içerisi dikkat. Aman Kofi'ye dikkat. Bak gene herif bomboş kaldı. Bak gene pası çıkarttı. Of ya of. Maalesef Hatay maçı hiç istediğim gibi geçmedi yani. Çok kötü bir mağlubiyet aldı. Kayseri maçına bir şans daha vereceğim takıma. Kayseri maçı kazandık ama tamamen şansa kazandık. Hiç iyi oynamadık. Hatta golü de yedik. Fakat Kayseri kırmızı kart yedi. Öyle olunca biz de gol attık yani 10 kişi kalan rakibe. Ama şu an takım istediğim performansın çok uzandı. Sene başında bitiş başlamıştık abi. Şu anda yok. Sahada yokuz be. Beşiktaş'ta çok kora kora bir mücadele yaptık abi. Maç 3-3'tü yani. Bir onlar bir biz, bir onlar biz, bir onlar biz derken Beşiktaş 4. gol attı. Buradan da mağlup ayrıldık. Daha birkaç hafta önce Fener'e kendi sahasına 4 atan İstanbulspor gitti. Gelen geçenin çok rahat gol atabildi. Bir takım oldu. Neyse ki rakiplerimiz de çok istikrarlı değil abi. Ligde puan durumunda Başakşehir'le şu anda puan puanlayız. Beşiktaş hemen arkamızdan geliyor. Fener yani arka arkaya kötü mağlubiyetler aldı. Bayağı geriye düştü. Bu bize bir avantaj sağlıyor çünkü normalde abi hep bir takım böyle fırtına gibi gidiyordu ve hep zirvede oluyordu. Bu kez öyle bir durum yok. Ha şimdi de Başakşehir maçı. Ligdeki en iddialı rakibimizle maç yapacağız yani. Abi çok güzel girdin. Abi çok güzel. Ah, pasta güzeldi. Düşünce güzeldi de olmadı. Bir daha sen de sakin. Sol açığa bak. Çok güzel. McConnell. McConnell içeride gördüm bileni. Bayrami bitir orada. Bayrami. Bayrami. Ah, küçük Akban bunları bitirirdi be. Küçük Akban bunları sağ çatala yazardı be. Dikkat kapattık. Sidi Bey'e dikkat abi. Ben bu herifi tanıyorum. Bu herif tehlikeli herif. Bak. Bak. O nasıl bir şut. O nasıl bir gol ya. Ya bu ne hayvanlık be kardeşim. Kacmerek. Gördün içeriği. Gördün içeriği. Gördün içeriği. Zain bir daha vur. Seker. Top. İşte bu aferin lan en sonunda golünü attın. Gerçi hakkını emeyim adam kornerden makine gibi gol atıyor ya. Oyun içinde çok aktif değil ama bu dördüncü korner golü mü ne oldu lan? Jovanovic, Jovanovic kaçtı bak kaçmerek kaçtı kaçmerek kaçtı kaçtı kaçmerek bitirdin aferin oğlum. McConnell kapattın orayı. Bak içeride Marquez'de Agudelo var dikkat. Marquez'i affettim bu arada tekrar kadroya aldım özür diledi. Kapattık orayı. Guterres karşıladın. Kacmerek sen karşıladın. Sen karşıladın. Çok iyi. Bak ara pası verdi herif orada. Kale ne olur? Kale ne olur işte bu kale. Bravo. Bravo kale. Senden bunu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum ya.
Walter sakin, Marquez sakin. Marquez ne yapıyorsun ya? Dikkat ya. Gene yedik abi. Ne yapıyorsun? Şu savunmadan çıkarken böyle hata yapmayın demedim mi size? Kacmerek çok güzel abi. Hareketlerin biraz hızlı çıkın oğlum. Çok uyuşuksuz takım olarak ya. Kacmerek güzel beklettin topu oğlum. Sanchez genç yeteneğim benim. Walter çok güzel tek toplar. Zayn aldın topu Alkahtani. Alkahtan çok güzel. Guterres oradan vurur musun? Guterres ne yaptın lan? Guti gibi lan. Ha şöyle enfes bir gol o kadar ihtiyacımız varmış ki yani. Acayip sevindim ha. Bak son dakikada güzel oldu bu. Kapattık abi artık. Bitti. Son saniyeler. Hocam bitir. Artı bir vermişsin. Daha uzatma artık. Gel. Marquez kapattın. Ya abi niye uzatıyorsun ya? Dakika 93 oldu abi. Sen niye uzatıyorsun ya? Bu da beraber bitti. Ya çok kötü oynuyoruz. Acayip canım sıkıldı ya. Niye bu kadar kötü oynuyoruz lan biz? Abi taktiksel değişikliğe gittim. Çünkü takım hiç oynayamıyor. Hiç istediğim gibi değil yani. Kajmarek'le Guterres'i böyle ikili orta saha yapacağım. Agudelo Marquez hemen arkalarında. Onlarda sıkıntı yok abi. Sadece 4-4-2'ye döndüğüm gibi oldu yani. 4-2-2-2 gibi. Alkahtani ile Bayramı'yı çift forvet oynatayım. Onların paslaşmasına bakacağım. Çünkü Alkahtani sağ açık için zayıf kalıyor. Herif yetenekli ama sağ açıkta bir şey yapamıyor adam yani. Forvet'e onu koysam Bayramı'yı nereye koyacağım? O belli değil. Konya maçında bir kanat futbolu deneyelim bakalım ya. Bayrami çok güzel. Çok güzel. Jovanović. Sen de hızını kullan diye aldık ama hiçbir şeyini kullanabildiğin yok yani. Bir ağır da bir oyuncusun. Ya hızlanman yavaş yani. Hızın of. Bak çalımın güzelliğine bak. Kacmerek çok güzel. Kacmerek çıkan. Bayrami bitir bunu. Bayrami bitir. Oğlum şunları bitirin lan küçük akban. Küçük akban. Neredesin oğlum lan? Neredesin lan? Abro. Birebir değer sunun abro oğlum. Birebir değer sunun. Yemesen bile pasını versin. McConnell bak Alkahtani kaçıyor. Çok güzel. Alkahtani bitir şunları. Alkahtani şansımıza tutturayım. McConnell. Bak Abru kaçıyor McConnell. Abru'ya nefis pas. Abru sen bitirirsin. Abru ben çok güveniyorum sana. Bitirirsin bunu. Her türlü bitirirsin. Abru kalecinin içinden geçirir gerekirse be. Ulan Allah'tan Abru'm var ya. Abru sakın gitme. McConnell. Merkeze oynamak bu mu abi ya? Allah Allah. Bak gene açığı verdik ya. Marquez kimse hiçbir şey kapatamadı. Ya kale bunu nasıl yersin ya? Bunu nasıl yersin abi sen? Abi 15 milyonu götüme soksam daha faydalı olurdu ya. Affedersin. Bayrami çok güzel. Kacmerek harika. Tek top bitir bunu. Alkahtani. Aferin lan. Senin hücumda oynatmanın skoru arttıracağını biliyordum oğlum. İyi bitiricisin çünkü. Her ne kadar bu maçı kazansak da abi bir kaybedip bir kazanmak bir beraberlik falan derken yani Başakşehir gene öne çıktı tabii. Ama yani şampiyonluk yarışına baksana 49, 48, 47, 46, 45 bu ne be? Her maç artık çok kritik. Ya biz hala takımı oturtmaya çalışıyoruz. Bir de Avrupa var yani. Avrupa'da kimle eşleşeceğim belli değil. Ama bu düzenle oynamaya devam edeceğim ya. Walter yürü. Walter nefis pas. Bayrami indir. Bayrami Alkahtani indirdin. Alkahtani bunları bitirin ya. Oğlum küçük akmanla büyük akman neler yapıyordu ya. Jovanović aldın abi. Çok güzel. Sakin. Kur oyunu. Agudelo sen de bekle oğlum. Senin ayağın temiz. Walter güzel. Merkezde bak Jovanović var. Jovanović aldın. Aferin. Alkahtani bak. Abru bindirdi. Abru'nun önüne nefis top. Abru bitirirsin sevdiğim bu. Abru harikasın lan. Oh be Sivas maçına rahat bir galibiyet aldık en sonunda ya. Şimdi Avrupa'daki rakibimiz belli olmuş. Avrupa maçımız var. Kimleyiz ya? Nasıl olabilir ya? Juventus ne ya? Ya Juventus yani şu an gelebilecek en kötü takım burada yani. Biraz da ara seviye bir takım bulamadınız mı abi? Juventus'un burada ne işi var ya? Ben birinci olarak çıktım bir de gruptan. Ya sokacağım böyle şey Juventus. Ben bu kadroyla Juventus nasıl şey yapsın? Ha kadro oturmadı. Taktik oturmadı. Erken lan erken. Ben böyle serzenişte bulunurken o sırada Alkahtani geldi. Hocam dedi korkmayın. Bana güvenin. Dedim oğlum ne yapacaksın? İzle ve gör. 53 verdik ya bunun bir kıçı başı ayrı oynuyor. Hasfam kendini Messi zannetti ya. Gelelim videomuzun destekçisine yani İtopya'ya ve 7. yaşına özel doğum günü fırsatlarına. Şu anda itopya.com'da fırsatlar başlamış durumda. Bunun yanında bir de bu video özel Cherry Birthday sistem de var. Sistemin ekran kartı GB RTX 460 Ti. 8 GB'lık olan modeli değil 16 GB'lık olan modeli var. Bu sayede yüksek çözünürlük ve yüksek ayarlarda oyunlarda arkadaki dokular çok net bir şekilde yüklenebiliyor. Bunun dışında RTX 4 meselesi olduğu için Nvidia'nın son nesil RTX, DLSS 3 ve Frame Generation özelliklerinin tamamından faydalanabiliyorsunuz. İşte gölgeleri güzelleştirdim, DLSS'te performans arttırdım falan bunların hepsi mümkün. İşlemci tarafında Intel i5-13400F mevcut, 10 çekirdek 16 iş parçacığı bulunuyor. Ekran kartına rahatlıkla eşlik edebilecek ve bize yüksek performans verebilecek bir model kendisi. Yani hem oynanmak için hem de böyle profesyonel iş yapıyorsanız işte editmiş, rendermiş falan filan her türlü işinizi görür. RAM tarafında Corsair'in 16 GB 5200 MHz DDR5 RAM'i mevcut. Tek bir RAM olmasına karşın DDR5 teknolojisi sayesinde kendi içerisinde çift kanal olarak çalışabiliyor. Böylece performansı düşmüyor. Tabii ben ikinci bir RAM takacağım, yükselteceğim, 32 çıkaracağım diyorsanız anakart değer var. Dileyenler ikinci bir RAM de takabilir. Anakartımız GB DDR5'in getirdiği yenilikleri destekleyen ileride de bir güncelleme yaparsanız örneğin atıyorum 14. nesil Intel işlemciye geçerseniz falan sıkıntı çıkarmadan geçebileceğiniz bir anakart. Ve sistemimiz son olarak 500 GB'lık bir M.2 SSD mevcut durumda. Tabi bu sistemin içerisinde toplanan kasa da Bitfenix'in Flow kasası. RGB aydınlatması var abi. Işıl ışıl böyle. Ferah bir kasa kendisi. Hem bu kasayı yapmak istiyorsanız hem de İtopya'nın diğer fırsatlarını göz atmak isterseniz linke tıklayıp gidip bakabilirsiniz bilginize.